Merhaba, herkese iyi haftalar. Bugünkü gündemimiz tamamlanmak, tamamlamak, tamamlama işi, bütün haline getirme işi. Bazı ödevleri tamamlamaktan bahsederiz, ödemeleri tamamlamaktan bahsederiz, öğrenimini tamamlamaktan bahsederiz günlük hayatta. Başlayıp yarım bıraktığımız neler var diye düşünmek istiyorum bugün boyunca. Pazartesi günü, dünyanın her yerinde bir şeylere başlama günü, challenge'lara başlama günü, diyete, sağlıklı beslenmeye başlama günü, spora başlama günü. Fakat ne kadar devam edebiliyoruz? Başlayıp yarım bıraktığımız işlerdeki hazzı görsek acaba nasıl olur? Dikkatle burayı izleyelim. Bugün boyunca nelere başlamaya karar verip nelerin sonu gelecek diye bir yandan da ödümüz kopuyor. Buraya çok dikkatli ve bilinçli bir farkındalıkla bakalım istiyorum. Benim kişisel hayatımda başladığım şeyleri tamamlamak çok hoşuma giden bir şey. Şu an neyi tamamlıyorsun peki diye sorarsanız, şu an İspanyolca eğitimimi tamamlıyorum. Uzun yıllardır devam eden İspanyolca eğitimimde son kurlara yaklaştım. C seviyesinin sonlarına yaklaştım. Başladığım bir yolu nezaketle, zarafetle, zorlanmadan, strese girmeden, keyif aldığım için öylesine yürümek benim için çok eğlenceli. Aynı zamanda kendimle uzun yol yolculuğu yapmak da, kendimle uzun yol arkadaşı olmak da benim için çok eğlenceli. Buna bayılıyorum. Kendimin bu haline bayılıyorum. O yüzden başlayıp devam ettiğim, sürdürdüğüm işlerde ustalaşmaya bayılıyorum. Tam da bugün bilinçli gündem çalışmamızın 5. günü. Benim için gündem çalışmasının tamamlandığı bir gün ayrıca. Ne eksik diye şikayet etmek yerine sürekli eksiklerden ve sürdürememekten, bir yolu yürüyememekten, tamamlayamamaktan şikayet etmek yerine hangi ilginç bakış açısını bugün itibariyle davet etsek, tamamlamak, kendi tamamımıza ermek, yaptığımız işleri tamamlamak, bütünlemek, bitirmek acaba nasıl bir hale gelir? Tamamlanmak nasıl bir his? Bunu arayalım hep beraber. Benim için tam da böyle eğlenceli bir disko topu gibi bir şey, tamamlanma hissi. Eğlence, çocuk neşesi, kazanmış hissetmek, başarmış hissetmek, kendime verdiğim sözü belki tutmuş hissetmek, hepsini düşünebiliriz. Size neler çağrıştırıyor? Siz de lütfen onları düşünün. Hepinize 5 gün boyunca benimle bilinçli gündem çalışmasını takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kişisel paylaşımlarınızı, geri bildirimlerinizi bana da ilettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok motive oldum. Hepimizin birlikte olduğunu bir kez daha hissettim. Hepinize sadeleşmiş, tanık olduğunuz, sorular sorup cevap vermediğiniz, gençliğinizi doya doya yaşadığınız ve kendinize tamamlandığınız bir hafta, süreç diliyorum.